Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Şimdi ben neler yaptım? Ayakların ve kolların, daha doğrusu bacakların ve kolların nasıl dikeceğimi göstereceğim demiştim size. Dişler de aynı şekilde. Göz deteği yaptım şöyle. Tamamen işlemedim çünkü kadife olduğu için kadifenin içinde gömülüyor. O yüzden böyle 10 milimlik bir kahverengi gözle birlikte kombine etmek daha uygun gibi geldi. Hafif yaşlı bir görüntü vermek için de şuraya şöyle iple işledim. Göstereceğim onların hepsini. Bakın kulağı bu şekilde yerleştirdim. Çok daha güzel oldu. Şöyle. Hemen göstereyim hazır elimdeyken. Kulak böyleydi biliyorsunuz. Şu kısmı şöyle. Diğerinde bu tarafa. Bunda bu tarafa. Şu şekilde kıvırarak. Şöyle bir iki yerinden tutturalım. Çok çekmeden o görüntüsünü de içine kaçmasın kadifenin güzel kabarıklığı. Şöyle bir iki yerinden arkadan çıkıyorum. Zaten belli olmuyor. Kadife ip öyle güzel kamufle oluyor ki. Tabi her yerini kadife ile dikmiyorum. Sadece şu an elimdeki kadife ipi, bıraktığım ipi değerlendiriyorum. Yoksa daha önce de göstermiştim. Uygun bir gri iple, amigurumi ipiyle dikişlerimi yapıyorum. Şöyle aldım. Yeterince tutturdum. Bakın şu kıvrımı verdim. Şimdi ne yapıyoruz? Diğeriyle simetrik bir şekilde şu şekilde şöyle yan yatırayım. Bakın aynı yerde olsun diş burada. Şu şekilde yerleştireceğim. Buralara iğneleyebilirsiniz. Göbekten itibaren 1, 2, 3, 4, 5. sıranın bittiği yere. Bakalım neresi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam burası. Tam buraya. Şu dişten mesafemiz de eşit kalsın. Nerede iğnemiz? İpliğimiz. Şöyle önce tutturacağım. Bu kadife ipimle. Sonrasında da normal amigurumi ipimle şöyle içinden geçirelim. Sağlam bir şekilde dikeceğim. Ben önce şununla tutturalım. Şöyle şöyle alttan iç kısımlardan alıyorum. Zaten dediğim gibi kadife ip çok güzel kamufle oluyor. Büyük olduğu için maalesef kameraya sığmıyor. İşte kadife ipin sorunu da bu. Hemen o iğnenin şey kısmına geldiğinde şu kısmına ayrılıyor. Ben bırakıyorum burada kadife ipi. Sonra bunu başka bir iple birleştiririz. Normal ipimizi alalım. Aynı gösterdiğim gibi nereye kadar bakın tam buraya kadar. Dişin altına kadar diktim aynı şekilde. Sağlam bir şekilde dikelim. Kulak böyle daha hoş oldu. Duruşu da güzel oldu. Şimdi bir de tırnak detayları işledim ben. Bakın şurada da var. Açık gri iple yaptım onları da. Göstereceğim nasıl yaptığımı. Gözler görmüyor tabii ki. Ben de iğneyi geçireceğim diye uğraşıyorum. Bazen çok kolay geçiriyorum. İnanır mısınız? Bazen de yok. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Tamam, okey. Şöyle aldım. Bu sefer düğümleyeceğim ucunu. Şimdi şuradan bir yerden geleceğim.
Şuradan kaldığım yere. Aynı şekilde. Tabii öbür taraftan dikmesi benim için daha kolay olacak ama kameraya sığmadığı için nasıl yapalım? Şöyle yazık filmi oradan oraya. Buradan oraya çeviriyorum ama görüntü alabilmek için yapıyorum tabii bunu. Bakın şuradan bir alttan bir başımızdan bir kulaktan geniş geniş alabilirsiniz. Kadife ip her türlü dikiş kusurunu kaldırabiliyor. Hiç sıkıntı değil. Şöyle iniyorum aşağıya kadar. Yine bir sıra daha dikebilirsiniz. Yani şu an ben sadece ne yaptığımı göstermek için size böyle geniş geniş alıyorum. Siz daha sıkı bir sıra daha gidebilirsiniz. Nereye kadar geldiğimi göstereceğim size. Diğer tarafla aynı olsun. Bakın nereye kadar gelmişim? Dişin iki sıra altına kadar gelmişim. Burada da aynısını yapalım. Ki simetrik olsun. Şöyle geldim. Şuradan arkadan bir yerden çıkayım. Sonra ben devam edeceğim dikişimi bir sıra daha. Sanırım nasıl diktiğim anlaşıldı. Diğer kulak da burada. Aynısını yaptık. Şu şekilde. Dişleri nereye diktim? Şuradan göstereyim. Bakın şurası ilmek çıkardığım yer. Bir iki sıra. Şöyle birleştirmiştim. Tam birleştirdiğim yer. İki sıra. Boyundan sayarsak da bakın şu artırma noktasından sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıya burna, hortuma bir sık iğne kalacak şekilde. Çok dibine yanaştırmadım. Bir sıra. Şu kıvrık uçları dışarıya gelecek şekilde. Ondan nasıl? İçine tabii ki elyaf dolduruyorsunuz. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle alttan hiç sıra atlamadan bir yukarıdan. Oh, çıktı iğnem. Bir saniye lütfen. Bir aşağıdan. Makine dikişi yapar gibi. Bir yukarıdan, bir aşağıdan alarak. Şimdi alttan alacağız. Şuradan hiç sık iğne atlamayalım lütfen. Yoksa hoş bir görüntü olmaz. Yine hemen kaldığım yerden. Bir yukarıdan, üstten. Bir alttan, bir üstten, bir alttan, bu şekilde döne döne dikiyoruz dişlerimizi. İçinin elyafı azsa şu aşamada. Bakın şurada boşluğum var ya, oradan bir miktar elyaf itebilirsiniz iç kısmı şu şekilde. Çünkü tamamen doldurursanız dikemezsiniz zaten. Şöyle boş kalan yerinizi de tığın arkasıyla ittirerek
Bu şekilde dikiyoruz. Dişlerimizi de. Tamamdır sanırım. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ben tamamlayacağım. Bu şekilde. Çıkarıyorum şimdi. Sonra tamamlayacağım. Şimdi ayakları, bacakları nereye yerleştirdim? Şöyle oturup pozisyonda yerleştireceğimi söylemiştim. Tamamen oturtun. Bakın nereye geliyor? Oturttuğumuzda şöyle tam burası göbek kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sola ve bakın dümdüz bir sırayla diktim. Dümdüz. Şöyle ortayı hizalayın. 7 buradan, 7 buradan olacak şekilde ayakları bu şekilde oturtun. Kol ise yine böyle oturma pozisyonunu verdiniz. Boynun artırma sırası şurası. Hemen onun altından 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra aşağıya. Bakın bacaktan 2 sıra geriye gitmişim. Hafif yan, çok hafif bir yan vererek. Çünkü şu şekilde durmasını istiyorum. Onu da o şekilde. Bakın oturunca böyle olacak. Yerleştirdim. Kol da bu şekilde. Dikişi ise ben diğer kolu getireyim. Onu birlikte dikelim. Aynı boynuzu diktiğimiz gibi ama yine de ben size göstereyim nasıl diktiğimi. Şimdi göz yapımını göstereceğim size. Göz için şöyle orta kalınlıkta bir amigurumi ipini aldım. Sihirli halka yapıyorum. İçine 6 sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle sıkalım. Şuradan birleştirelim. Şimdi bir tanesi, 6 tane sık iğnemiz var. İlkine sık iğne yaptım. Şu şekilde. İkinci deliğe ise şuraya, aynı yere şu boynuna doladım. Bir tane ikili trabzan. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan. Aynı yere bir tane üçlü trabzan. Aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan yaptım. Yani aynı deliği iki tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan ve iki tane yine ikili trabzan yaptım. Sonra bir sonraki sık iğneye bir sık iğne, çok parlıyor, beyaz olduğu için bir sık iğne, bir sonrakine bir çift, tekrar bir sonrakine bir sık iğne, bir sonraya da şöyle bir çift yapıp burayı bitirdim şu şekilde. Ben şöyle hafif bir üçgenlik vermeye çalıştım. Sonra gri ipe geçtim. Şöyle aldım. Bir sık iğne.
Trabzan olan yerlere çift battım. Buralara çift. Pardon, çok özür dilerim. Şu şekilde dıştaki ilmekleri almıştım. Sadece dıştaki ilmekleri bulu yaparak önce bir sık iğne, sonra trabzanların olduğu yerlere çift sık iğne yapmıştım. Şu ipi de alttan yürüttüm. Burada trabzanlar var ya, onların olduğu yerlere çift yaptım. Şu şekilde 5 tane çift olacak zaten. 5 tane trabzanımız vardı. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Bir tane de şurada. 5. Geri kalanını yine tek sık iğne yaparak tamamladım. Bu şekilde hafif bir üçgenlik vermiş olduk. Şöyle silsi yapıp tamamladım. Dikmeyi geçecek kadar bırakalım. Şöyle. Gözü de hemen merkeze değil de hemen onun yanına. Şöyle ya. Çiftler yukarıda, tek aşağıda. Tekin olduğu yere şöyle yerimizi açalım. Sivri olan yere yani. Şöyle. Hatta şöyle bir tane daha mı kaydıralım? Kimlere denk geliyor? Çiftler burada şöyle. Çünkü üçgen kısma bakan tarafa. Şimdi bunu geçirmek biraz zor olabilir. Çünkü bayağı geniş benim gözlerim. Diğerinde de bayağı bir zor olmuştu. Şöyle geçireceğim ama tabii şimdi kameranın önünde çok zor olacak. Bunu hemen biraz daha genişletip takıp geliyorum. Zorladı beni de ama taktım sonunda. Çok geniş olduğu için aslında bu eski göz, bunlar ben eskiden kalan gözlerim. Yeni gözlerin vidalıklı kısımları bu kadar geniş değil. Benimki kadar geniş olmayabilir yani. Şöyle emniyetini de takalım. İyice oturtalım. Çıkmadığından, çıkmayacağından emin olalım. Şimdi şurada içteki beyazı koparmıştım. Onu gri ile düğümleyelim. Dikerken iç kısımda, altta bırakacağız bunları. Şimdi gözü nasıl dikiyoruz? Nasıl yerleştiriyoruz? İyice otursun. Şöyle üçgen kısmı dışarıya gelecek şekilde, üçgen kısmını şöyle dışarıya gelecek şekilde yerleştireceğiz. Zaten şu sivri kısım kadifenin içinde. Bakalım aynı yere denk getirelim. Kontrol edelim sonra. Şöyle iğnemiz nerede? Şunları şöyle içine alalım. Sonra dikerken de alacağız zaten.
Şöyle üçgen kısmı dışarıya gelecek şekilde yerleştireceğiz. Şuradan dişin bir iki sıra üstünde, bir iki sıra solda. Bakalım aynı mı? Hayır, şuraya yerleştirmem lazım. Yer gözle aynı olması lazım. Biraz daha. Şimdi toplu iğneyle yerine oturtup bakacağım doğru yerde mi diye. Doğru yerde olduğundan emin olduğumda da dikeceğim. Çünkü ikisinin simetrik olması çok önemli. Şöyle. Aynı yerde olup olmadıklarını. Şu sıra üst. Üst sırayı takip edin. Şöyle. Şu kısım. Şöyle üçgen olan kısım dışarıya doğru gelecek. Şu şekilde. Şimdi nasıl dikiyoruz? Aynı dişlerde gösterdiğim gibi. Bakalım. Bir tane alttan bir tane o gözün gri kısmından kenarından alarak şu ipleri de içeriye ittirip bir tane üstten bir tane alttan ve etrafını döne döne gözü dikiyoruz. Şekilde döne bunun etrafını aynen bu şekilde döne döne dikelim. Sonra kalan gri ipimizle o gözün kenarındaki detayı yapacağım. Toplu iğneleri çıkarabiliriz. İhtiyacımız kalmadı. Şöyle şu ipleri de içine alalım. Dediğim gibi çok güzel dikiliyor kadife. Ve bütün dikiş kusurlarını da kaldırıyor. Tolere ediyor. Koyu rengiyle tabi örmek biraz zor çünkü ilmekleri saymak zor oluyor. Ama açık rengiyle falan örmek de çok keyifli. Mesela ayıvini tarifimi çıkardığımda normal amigurumi ipiyle örmüştüm. Sonrasında bir de kadife iple ördüm. İnanılmaz keyifli oldu. Sırf onun için açıkçası ip aldım. Sırf ayıvını örebilmek için. Şimdi. Ben şu an dikişte niye zorlanıyorum? Rahat hareket edemediğim için hareket alanım yok. Çünkü çekim alamıyorum. Kameranın dışına çıkmam gerekiyor. O zaman da siz görmeyeceksiniz.
Az kaldı. Bir iki tane daha diktiğimde bitiyor. Şöyle iyice sağlam olduğundan emin olun. İğnemiz çıktı. Sadece siyah bir gözle takabilirsiniz aslında isterseniz. Ya da büyük kahverengi bir göz. Tamamen size kalmış. Hani böyle örüp dikmek ben baş yapım aşamasında gözleri nereye takabileceğinizi göstermiştim size. O şekilde de yaptı. Of. Şu an katlarına ayrılan bir ip. O nedenle de iğneye geçirmekte zorlandım. Umarım oldu. Tamamdır. Hayır değil. Bakar mısınız? Bir tane kat. Israrla dışarıda kalıyor. İnanır mısınız? Bir yaştan sonra ne göz kalıyor ne bir şey. Bütün sağlık patır 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 gidiyor maalesef. İstediğiniz kadar dikkat edin. Yani belki bir yere kadar dikkat etmek, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmek vesaire ama yaş kesinlikle en önemli faktör. Yani zamana karşı konulamıyor. En büyük gerçek bu bence hayatta. Şimdi burada ne yapmıştım? Bakın şöyle tam buraya gelen kısmına şöyle yaşlık ifadesi vermek için. Bakalım ipim yetecek mi? Çok az kaldı çünkü ipim. Yettiği kadar göstereyim size. Nereden? Çok alttan almamışım. Aynısı olsun. Evet. Şuradan çapraz. Yukarıya da tam üstüne gelecek şekilde şuraya. Şöyle. Birkaç git gel. İpim de ucu ucuna yetecek. Bakın şu beyaz kısmı biraz kapatarak. Tam yettiği kadar göstereyim size. Şöyle bir tane daha alalım. Yani gerdiriyorum oraya açıkçası. Biraz göz kapağı, biraz yaşlık ifadesi vermek için benim ipim daha fazla yetmiyor. İki kez gidip gelebildim. Burada üç kez gidip gelmiştim. Bu kadar ip kalmıştı. Ve şu şekilde. Burada iki kez gidip gelebildim. Hatta üçe tamamlayalım. Bırakmayalım. Şöyle. Tığla yapacağım. Hiç iğneyle uğraşmayacağım. Şuradan girelim. Sonra bu iplerin ucunu birbirleriyle buluşturup bakın. Mesela şimdi kulağa dikeceğim ya bu ipleri aynı yerlerden çıkıp birbirleriyle buluşturup düğümleyip içeri alacağım. Bakın. Gözümüzü de tamamladık. İşleri gösterdim. Ne kaldı geriye? Sadece şu üst kolun dikimini göstereceğim ve tırnak göstereceğim. Ondan sonra tamamlayacağız. Mutlu filmi güneşler de vururmuş. Bakar mısınız? Bir güzel akşam güneşi vurdu. Şimdi kolun yerini, bacakların yerini göstermiştim zaten. Şimdi sadece size nasıl dikeceğinizi göstereceğim. Şöyle kadife ipten ben bir miktar bırakıyorum. İğneyi de şöyle ucuna doğru takıyorum ki ortalara takarsanız iğne kadife ipi parçalıyor. Sonra ipiniz mındar oluyor. O nedenle de şöyle ucuna doğru takıp en azından bir sırasını kadife iple gidiyorum ki sonrasında ama dediğim gibi bakın şu kalın amigurumi ipimle güzelce dikeceğim tekrar. Bu birazcık yerine tutturmak maksatlı oluyor. Bakın şöyle biri alttan, biri yukarıdan şu şekilde.
Şimdi kadife ip böyle bir dikişe izin veriyor. Şöyle batırın. Atlamadan bir alttan iğneyi çıkaralım. Toplu iğne. Şu şekilde dikeceğim. Dediğim gibi sonrasında bir sırada normal iple dikeceğim. Alttan alıyorum, en dipten. Tel gibi bir şey oluyor aslında bu. Yani şu an tellemiş oluyorum. Yerine sabitlemiş oluyorum. Şöyle yan yatıralım. Fil maşallah kocaman oldu. Şu an sığmıyor hiçbir yere. Şöyle iyice sabitleyelim. Yani bu dikiş de çok güzel oldu ama çok sağlam olmayabilir endişesiyle. Diğer yoksa bakın gayet de güzel oldu. Şimdi oturma pozisyonu nasıl olacak? Bakın. Ayaklarımız böyle. Kaldırsam gösterebilir miyim diye düşünüyorum. Biraz zor mu? Çünkü sığmıyor. Şöyle. Ayaklarımız böyle. Ellerimiz böyle. Hortumumuz arada. Şu şekilde. Bunun bitmiş halini Instagram sayfama ve hemen geliyorum. Şöyle daha iyi göründü sanırım. Nasıl oturdu? Dediğim gibi Instagram sayfamda paylaşacağım. Ve videoya da kapak olarak koyacağım zaten. Oradan daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şu tırnakları göstermek istiyorum. Bakın şöyle tırnaklar yaptım. Nasıl yaptım? Şöyle açık gri bir ip aldım. Aldım da ucu nerede bu ipin? Eyvah eyvah. Ucunu bulana kadar her yeri haşat oldu. Şimdi bakın bunu çıkarmak sorun oluyor, görüyor musunuz? Bu kadife ip buradan çıkmıyor artık. O yüzden mümkün olduğunca uca takın dememin nedeni o. Tabii plastik o burası kalın iğnelerden kullanırsanız böyle bir sorun yaşamazsınız. Ben açıkçası onlardan sipariş vermiştim ama sonra geldi mi gelmedi mi hatırlamıyorum. Evde yok ama. Ya bulamayacağım bir yere kaldırdım. Ya da son anda iptal ettim. Hiç bilemiyorum. Ama bir ara sipariş listeme eklemiştim. Şimdi bir miktar. Oh. Bu da aslında katlarına ayrılan bir ip değil ama. Mümkün olduğunca büyük etamin iğnesi kullanmakta fayda var. Bulabilirseniz büyük etamin iğneleri almaya çalışın. Çünkü işiniz çok daha kolaylaşır. Şimdi şuradan bir yerden girelim. Kaç sıra? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tam ortalayacağım kolu. Şuradan bir yerden girdim. 1, 2, 3, 4. Şuradan çıktım. Şöyle. Bir tane sola kayıyorum. Çünkü yaptığım tırnağı ortalamam lazım. Yani şu iki sık iğne ortalayarak. Şöyle tırnak tam ortaya gelsin. Bir iki sık iğne. Sağa gittim. Ve kaç sık iğne? Göremiyorum vallahi. İki sık iğne yukarı çıkıyorum. Şuraya. Şöyle ortasından geçirip şöyle bir daire yapıyorum. Hatta bu olmadı. Şuraya. Bir sola kayıyorum. Görünüyor mu? Şöyle mi yapayım? Şöyle tutayım. Çünkü ben de göremedim demin o şekilde. Şöyle çekelim. İki sık iğne buradan, iki sık iğne yukarıdan. Şöyle geri batıyorum.
Şurayı bir yarım daire yaptım. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun içini dolduralım. Şöyle. Boşluk kalmayacak şekilde dolduralım. Bir tane tırnağımızı bu şekilde yapmış olalım. Beyaz da kullanabilirsiniz. Green'in farklı tonlarında yeter ki belli olsun. Kadife ipiniz belki sizin daha açık. Ben aslında daha açık gri kullanmayı tercih ederdim ama ben bunları hobi noktamın canlı yayınlarından aldım. Bu ton mevcuttu o an. Yoksa hani seçme şansım olsaydı açık griyi tercih ederdim. Şimdi bir tanesini yaptık. İkincisini de yine iki sık iğne bu tarafa. Aynı şekilde yine iki sağ, iki yukarıyı ortalayarak dairemizi yapalım. İçini dolduralım. Aynı şekilde. Buraya da bir tırnak yapıyoruz. Şöyle. Ha, bir de altına düz çizgi çekmiştim. Onu da göstereyim hemen. Unutmayayım. Şimdi fili istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yarım kazak örebilirsiniz. İsterseniz fular, atkı takabilirsiniz. İsterseniz başına şapka, çiçek koyabilirsiniz. Ya da böyle sade bırakabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben henüz bir şey yapmadım. Yapar mıyım bilmiyorum. Vaktim olursa belki. Ama istediğiniz görselle çok daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bittikten sonra şu ucundan şu ucuna şöyle düz bir çizgi çekiyorum. Burada aynı şekilde. Bakın şöyle düz bir çizgi çektim. Buraya da. Şimdi bir tane buraya yapacağız ama ipimiz yetmedi. Yeni ip takacağım ben. Tırnaklarımız da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size sevdikleriniz için örersiniz. Instagram sayfam örgü örmek iyi geliyor. Açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki faaliyette buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.